Birkaç yıl önce The Secret adında olağanüstü bir filmdeydim. O filmde oynadığım için çok heyecanlandım. Çünkü onlarca yıldır öğretmekte olduğum bir şeyi gösterdi. Mevcut veya geçmiş koşullarından ya da başkalarının onlardan ne istediğinden veya beklediğinden bağımsız olarak herkes istediği hayatı yaşayabilir. Bunu sadece konuyla ilgili yüzlerce kitap okuduğum için söylemiyorum. Bunu her gün yaşadığım için söylüyorum. Hayatım koşullarının senin nasıl kontrol etmesine veya sınırlamasına izin vermeyi bıraktığında neyin mümkün olduğunun bir göstergesidir. Eğitimsizliğime, iş tecrübeme ve para sıkıntıma odaklanmayı bıraktığımda hayatımı tamamen değiştirdim. Ve milyonlarca başka insan da bunu yaptı. Ve biz yapabildiysek sen de yapabilirsin. Bununla birlikte hayatım değişmeye başlamadan hemen önce akıl hocamın güvensizliğimi askıya almamı istediğini bilmelisin. Bu yüzden devam etmeden önce bugün aynısını yapmanı rica ediyorum. Kaprisli olma. Bende özel bir şey olmadığını anla. Evren her birimizin bol bir yaşam sürmesini istiyor ve bunu gerçeğe dönüştürmek için her zaman seni destekliyor. Ancak üzerine düşeni yapmalısın. Arzu ettiğin hayatı yaşamak için içten dışa düşünmelisin. Hayatında gösterilen şeyler ve deneyimler dahil olmak üzere tüm yaşam içeriden başlar. Hayal gücünü kullanarak gerçekliğin olmadan önce yaşam koşullarını zihninde yaşarsın. Ancak çoğu insan ya bunu anlamıyor ya da kendi yararını kullanmıyor. Pek çok insan ne istediklerini düşünerek geleceklerini şekillendirmek yerine mevcut durumlarına odaklanıyor ve zaten olduklarından veya sahip olduklarından daha fazlasını elde ediyorlar. Bu yaygın bir hata olsa da işte bunu nasıl hızlı bir şekilde düzeltebileceğine dair maddeler. Yeni bir gerçeklik oluştur kendine. İstediğin hayatı yaşama konusunda ciddiysen mevcut gerçekliğine odaklanmayı veya onunla savaşmayı bırak. Bunun yerine tahtayı silerek temizle ve yenisini yaz. Bunu şu şekilde yapabilirsin. 1. Otur veya yürüyüşe çık ve hayatının her alanında gerçekten nasıl yaşamak istediğin konusunda hayal gücünün akmasına izin ver. 2. Hayattan tam anlamıyla keyif almanı sağlayacak her şeyin bir listesini yap. Bunu yaparken istediğin ilişkiler, para miktarı, sağlık, kariyer veya iş, ev, araba, hayırseverlik faaliyetleri hakkında düşün. 3. Yaşamının tam olarak olmasını istediğin gibi bir açıklama yaz. 4. Açıklamanı oku veya her sabah, her gece ve mümkün olduğunca gün içinde ne istediğini düşün. Zaten dilediklerin varmış gibi hisset. 5. Mevcut gerçeklikle savaşmak ve mevcut rotan boyunca devam etmek yerine istediğin hayata doğru ilerlemeye ve onu kendine getirmeye başlayacaksın. Peki bu neden ve nasıl işe yarıyor? Az önce özetlediğim şeyin çalışmak ve yapmak için çok basit görünebileceğinin farkındayım. Ancak basitliğinin seni yanıltmasına izin verme. Kolay olduğu kadar güçlü ve etkilidir. Düşüncelerimiz çok güçlü birer kuvvettir. Düşünceni yoğunlaştırmak, tüm kırsalda kıvrılan, dönen ve dolan başlı bir nehri alıp onu düz, pürüzsüz bir kanala koymak gibidir. Biliyoruz ki düşünce dalgaları tüm zamana ve uzaya nüfuz eden kozmik dalgalardır. Biçimsiz enerjiyi alırlar ve bir biçim bizim hakkında düşündüğümüzün imajını oluştururlar. Ancak bilinçli zihinde istediğin şeyin görüntüsünü tutmak hayatını etkilemez. O görüntüyü bilinçaltı zihnine çevirmelisin.
Bilinçaltı zihninin bereketli toprağında bir görüntü ekildiğinde görüntü titreşimini değiştirdiği için büyülü şeyler olmaya başlar. Bu titreşim eylem halindeki vücudun aracılığıyla kendini ifade eder. Her titreşim bir çekim oluşturur ve her hareket eşit ve zıt bir tepki oluşturur. Çoğu insanın sorunu gerçekten düşünmemeleridir. Onlar sadece zihinsel aktivite gerçekleştirirler. Daha önce yaşamın içeriden başladığını söylediğim zamanı hatırla. Gerçek düşünce içten dışa doğrudur. Ancak sadece bir veya iki kez zengin olmayı düşünerek bunun olmasını bekleyemezsin. Onları kendine çekmek için arzularınla uyum içinde olmalısın. İşte zenginliği veya istediğin herhangi bir şeyi çekmek için 4 aşamalı bir süreç. 1. İstediğin fikri ve imajı oluştur. Birçok insan bilinçli düşünmenin bilinçaltı süreçler üzerinde hiçbir gücü olmadığına inanır. Bununla birlikte bilinçaltı zihin otomatik, alışılmış kalıplarını yeni ve tekrarlayan düşüncelerle değiştirebilirsin. Bilinçaltı zihninin kendi iradesi yoktur. Yalnızca fikirler, inançlar ve yorumlarla beslediğin veriler üzerinde çalışır. Ve her zaman sana uygun hisler vermeye ve tekrar tekrar sağladığın hedeflere ulaşmaya çalışır. 2. Oluşturduğun fikir ve imajı içselleştir veya duygusal olarak dahil ol. Duygu ve duygu ile karışan düşünceler manyetik bir güç oluşturur. Yani istediğin şeyi çekmek için düşüncelerine derin duygular ve arzu eşlik etmelidir. Dr. Maxwell Maltz'ın Psycho-Cybernetics'te önerdiği şeyi yapmanı tavsiye ederim. Kendine ne olmak istediğini ve neye sahip olmak istediğini hayal et ve bu tür şeyleri mümkün olduğunu şimdilik varsay. Bu şeyler için derin bir arzu uyandır. Onlar hakkında hevesli ol. Onların üzerinde dur ve zihninde onların üzerinden geçmeye devam et. Şimdiki olumsuz inançların düşünce artı duygular tarafından oluşturuldu. Yeterince duygu veya derin duygu oluşturabilirsen yeni düşüncelerin onları ortadan kaldırır. 3. Titreşimini değiştir. Bir düşünceyi içselleştirdiğinde duygusal zihin olan bilinçaltı zihnini besler ve vücudunun içine girdiği titreşimi belirler. Titreşimimizden bahsettiğimizde duygusal durumumuzdan veya nasıl hissettiğimizden bahsediyoruz. Bu his veya titreşim seni gitmek istediğin yere götürecek yeni düşünceleri çekmek de dahil olmak üzere eylemde otomatik olarak ifade edilir. Bu az önce tarif ettiğimiz yeni gerçekliktir. 4. Uyum içinde olduğun şeyi çekersin. Sadece seninle uyumlu titreşimde olan enerjiyi çekebilirsin. Eylemin arzunla uyumlu bir yeniden eylem kurar. Yani görüyorsun diye istediğini çekmiyorsun. Bilinçli zihninde olmasını ister. Uyum içinde olduğun şeyi, olduğunu çekersin. Ve sen bilinçaltı zihninde sabitlenen düşüncelersin. Çekim yasası bu şekilde çalışır. Herkes istediğini çekebilir. İlk iki adıma odaklanırsan geri kalanı evrensel yasalara göre otomatik olarak gerçekleşecektir. Bu bir gerçek. Düşüncenin gücü kavramını seviyorum ve öğretmeyi de seviyorum. Tarih boyunca tüm büyük liderler düşündüğümüz şey olduğumuz konusunda oy birliğiyle hemfikir oldular. 1960'larda hayatım dramatik bir şekilde değiştiğinde ne olduğunu anlamam 9 yılımı aldı. Bu 9 yılın sonunda ne yaptığım konusunda nettim. Zihnimde yeni fikirler inşa ettim ve sonra bu fikirlere duygusal olarak dahil oldum. Onları içselleştirdim ve gerisi kendi başının çaresine baktı. Gerçekten bir sır yok.